Ooo, kimler kimler? Kimler kimler? Benim eve değil de buraya gelmeniz. Kahve içmeye geldik. Kahve içeceğiz. Kahve sözü var. Aşkım. Aşkım. Selamlar. Nasılsın? Ay. Nur ben de. Selam Bilal. Kesmer aşkım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Kesmer gel. İyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Ne olur. Müzisyen. Ben ne yapıyorsun? Hoş geldin. Arkadaşlarım ne güzel kutlamak olsun. Hoş geldin canım. Üstündeki. Selam, ne yapıyorsun? Oğlum. Teşekkürler. Hoş selam. Herkese selam değil mi? Selam. Hello. Memnun oldum. İçerisi bayağı sıcakmış. Evet, merhaba. Selam. Merhaba. İrem ben. Memnun oldum. Ben de çok. Merhabalar. Merhabalar. Ev tam hayal ettiğim gibi. Herkes daha büyük veya daha küçük değildi yani. Nasıl kirli demek anlamında mı söyledin? Ama söylediler. Önceden söylediler. Kirli diye. Sandım biliyor musun? Nasıl? Ya yine bayağı toparladım. Ya temiz ya. Bayağı toparlanmış halimiz bu. Yok, bu değil mi? Bu ne abi? Ne gerek var ya? Bayağı iyi. Ne gerek var takmaya ya? Abi sen bana bir ters gidiyorsun. Hayırdır abi? Sana değil de oğlum. Kaşları kokuyor ya. Kaşları. Şurayı her temiz kokuyor. Bak ne kadar zor olabilir onu, ondan bahsediyorum. Tak işte. Abi bir dahakine tak ne? Ne olacak? Ay şurayı da hayır abi be. Yani biraz şeyin arayan yani, ufak şeyler. Şu köşede bir konuşalım dedim. Gel abi şu çekil. Ceza. Bir ara ceza aldı çünkü izledim onu. İki gün önce. İki gün önce. Böyle miyiz ya? Daha mı dağınıktı? Daha dağınıktı. O onun çok kötü hali var ya. Ya. Şaka yapmış. İki kere falan toplandı aynı. Yani. Gerçi bu kadar kalabalıkta normal ya. Ne içersiniz? Abi kahve alırım ya. Kahve içeriz kahve. Ya. Kahve. Nasıl kahve? Birlikte yapalım. Ne içeceğiz? Yok mu öyle? En kolayı ne? En kolayı. Aşkım. Bu banyo falan mı yaptınız abi şey olmuş beyazlamış yok süt annelerin ama geldi siliyor şey terim her şey bir şeylerle aynı senin süt annelerin mi geldi senin süt annelerin bu temizlendi mi sanmıyorum biliyor musun bir kuş, kuş bir bakalım mı kuş. Ben çalışıyorum abi onu boşaltmış kilo almış yiyip yiyip ne kadar temiz bilmiyorum aa normale dönmüş lan abi evet bak ay. Bir şey yok içinde içinde kireç mi vardı ne var kireç olabilirdi ya sinek ölüsü falan varmış. Değil mi? Ha. Ne haber Levo? Ne haber Levo? İyi ya sen ne yapıyorsun? İyidir. Nasılsın? Sıra bakmayın biraz geç. Uyandın mı? PUBG mi oynuyorsun? Bir şeye bakıyordum da. He. Olsanıza ya. İyi vallahi oturuz, ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay terasını burayı çekiyorum kameralar haberiniz olsun. O zaman. Yok gelelim gizli gizli konuşalım. Aynen. Donate mi okuyalım? Hava alırken onlara he? Reji? Var mı donate? Para yok galiba. Atmamışlar. Atmamışlar bu arada. Aynen okumayalım. Tamam vazgeçtim. Çok para yok. Tamam bir donate oku da para gelsin ya. Evet. Hayır gel bak. Baksana bir saattir. Hiçbir şey yaptık yok. Artık yeter. Artık yeter. Para kazanmanın vakti geldi. Ah ne yaptın? Ne oldu? Olanla gitti. Ne oldu? Şey geldi. Bas- tamam geldi. Bunu okudun mu en son? Ben hiçbir şey okumadım da ama Kaan baktım. Kaan yazıcı 3 TL göndermiş. Abi selam ben Muzcu Kaan hatırlıyorsundur. Eysi muzlar sikti beni. Abi ben kaldım. Yürü. Okuma okuma. Tamam bırak. Para da kazandı. Tamam bırak. Para da kazandı. Güzel şey. Mikrofonum nerede? Mikrofonum nerede? Nasıl yani? Mikrofonum yok. Ne yaptın lan mikrofonum? Mikrofonum tamam. Yok. Koltuk altından mı konuştun? Dur. Mikrofonum yok. Saçını biraz kaldırsana. Aha senin saçın düzelmiş ha orada. Lan mikrofonu yok etmişiz orada. Nasıl? Bildiğin. Saçımı yaparken. Ha. Ne saçını yaptığından beri sesin gitmiyor mu senin yani? Ayak mikrofon. Türk kahvesi değil. Merak etme artık. Aynen. Bir aslında çok bir farkı yoktur sizin için gibi değil mi? Ya. Ama ev ben kendi aramızda hani öyle kendi kendimize oyun oynayacağız falan sandım. Gibi. Çok ayıp bir şey oldu yani hiç beklemediğim kadar. Değil mi? Challenge'lar falan ama. Evet. Ben hiç hazır değildim yani böyle bir şey. ama evlilik gibi bir şey. Yani. Evlilik gibi bir şey. Ya çok böyle aktifiz sürekli. Sürekli. 8 saat boyunca aktif oluyoruz. Sürekli. En son aktif olacak insanlarız yani. Ha, aynen. Alışkın olmadığımız için de yadırgıyoruz. Hmm. Bunlar temiz. Ama alıştık. Şimdi yani iki hafta oldu hafiften değil mi? Tabii yani. Tabii. Yani iki hafta. İki hafta. 14. gün bugün galiba değil mi? 12 hafta. 15. gün. Yani gerçekten çok hızlı geçiyor. İyi ya yarısı bitti. Aynen yarısı. Bir bu kadar kaldı. Evet bir bu kadar daha. Bir bu kadar daha. Şimdi alıştınız artık hani.
Aynen. Aslında daha da hızlı geçecek yani. Aslında çok da bitirmek istediğiniz bir şey değildir bence. Bir an önce bitirmek istiyor musunuz? Çok alışacaksınız şey birbirinize falan. Ya, gittikçe daha da bağlanıyorsunuz. Ya ben sadece şeyi özledim. Saatlerce oturup bilgisayar başında oyun oynamayı özledim. Kendi istediğin doğrultuda. Evet, müzik dinlemeyi özledim. Ya aslında odada falan öyle olmuyor değil mi? Hani odaya kapanayım da hani biraz yalnız kalayım ama falan. Bilgisayar yok mu? Ya şöyle oluyor. Hani bilgisayar, laptop hani belki film izleme ya da hani bak şimdi, kendi yayınlarımızı bir gün açıyoruz gece. Ondan sonraki gün gece açmıyoruz genelde. 12'den sonra açabiliyoruz onunla. 12'den sonra da açınca gün bitiyor zaten. Sonra uyuyorsun. Doğru. Tekrar kalkıyorsun. Erken kalkıyorsun. Ondan sonraki gece de genelde dışarı çıkıyoruz. Bayağı erken kalkıyoruz. Normalde falan. Ama yine de yorucu canım. Hem dışarı mı çıkıyorsun? Ya yani biliyorsun hani bir hava alalım. Şey olmaz. Yürüyüş. Bir de buralar çok güzel. Ay çok sağlıyor muyum? Ya evde kapalı kalmayalım diye çok. Evet. 12'den sonra. Bahçesi de. Evet ya. Hani bahçe efsane. Ya hava aldığını hissediyorum. Reji, reji ne? Yani. O reji ne? O reji efsane ya. Ya bildiğin televizyon şey. Gerçekten reji kalp emotu. Evet, hak ediyor yani. Reji kalp yani. 8 bardak var. 2 tane. Ev özleme durumu? Ev özleme var. Ya evimi özledim gerçekten. Bir de yeni taşınmıştım ya ben. Evet, daha öyle olsun. Çok benimsemiştim yeni taşındığım için. Çok şirin mi? Çok mersi. O yüzden özledim yani. Özlenir ya. Eve gidince hani böyle oturacağım salonda bakacağım etrafa. Evet, eve gideceğim. Bir de kendi evinde falan duş alma, işte kendi yatağında yatma. Evet. O rahatlık yok tabii. Hani şimdi her seferinde kameraya çıkacak gibi geliyorsun üstündekine bayıldım. Bayıldım. Saçların senin niye öyle güzel kokuyor? Ondan bahset. Sarılırken ayrılamadım. Kapağı kapatıp biliyor musun? Lan o elini yapacağım ama. Her geçtiğinde esiyor böyle. Düzleştirdim ya. Ha, sen düzleştiriyorsun bir de. Cesur düzleştirdim. Kıvırcık mı normalde seni saçın? Kıvırcık değil, dalgalı. Dalgalı örnek. Benim gibi aslında. Benim de dalgalı saçım. Ha, sen de mi düzleştirdin? Hı-hı. Yani sen de mi düzleştirdin? Herkes birbirine sormaya başladı. Sen de mi düzleştirdin? Normalde. Ha, Nur'unki gibi seninki de o zaman. Şu an evde 3 kişinin düzleştirmiştir onları. Benim bayağı pıraza şu an yani. O bayağı şey. Doğalgalı değil mi? Evet. Benim mi? Çok, benim çok gür, aynen öyle şu. Tümü tümü. Kendimle uyanıyorum mu, kalkıyorum mu? Ya da iyi düzleştirmek zorundasın yani. Efendim? Korido. Gerçekten. Oha, gerçekten. Söyleniz söyleniz. Kız Marzu abla. Reji niye? Abi rejim bitsin. Ben de ya. Bütün isimlerini söylüyorum ben. Ama şey geçiyor ya. Ya eğlenceli tarafları da çok mesela, artı tarafları. Kesinlikle hani, ben izliyoruz zaten. Sürekli 8 kişi olduğumuz için her an her bir şey yapabiliyoruz yani. Tabii ki. Sabah kalkıp dart oynuyoruz falan hani yani. Sıkılmazsın aynen. Ama PlayStation olması iyi oldu. Dediğin gibi oyun oynamayı 24 saat, bir de ev özlemi sadece. Hani tek problem. Hiçbir şey yapmamayı özlersin yani. Bir de galiba aileleri görüyorsun. Her işin artısı. Dün annem geldi zaten. Her işin artısı. Aynen öyle. Bir de ama çok bu işin güzel bir eksisi bayağı az ya. Neydi? Pronounce? Nonce? Neydi bunlar o? Pronounce? Şeker isterseniz buradan. Nonce and pros. Çok sağ ol. Pros, nonce. Cons and pros. Öyle bir şeyler işte. Niye siz nonce pronounce dedin? Ne alakası? Pronounce şey. Söyle telaffuz. Telaffuz demek. Ses kartı markası. Cons and pros. Var ya her işin. Gideceksin. Ama şöyle düşünüyor yani insan. Mesela bunu bir daha nerede alacaksın? Onu diyorum. Evine borcu veriyor. Gerçekten. Çıkınca bir de siz izlemek isteyeceksiniz. Benziyoruz. Gözlük. Cidden ben de gözlük kullanıyorum bu arada. Bayağı gözlük takıyorsun. Takmıyorum ki yani. Çok başımı ağrıtıyor. Bir de benim gözüm 7,5. Oh. Benim de iyi şey, iyi kavanoz. Gözlerim minicik lens tabii canım. Yoksa taktığımda kavanoz, minicik gözlerim kalıyor. Benim de çok kötü yani duruyor yani. Benim tam tersi büyüyor. Nur'un büyüyor, benim küçülüyor. Sen gözlüklü gördün beni zaten. Evet, gördüm. Yani benim yakışıyor mu? İkimize de gözlük yakışıyor. Yani. Sen gördün mü beni? İyi de camlar sıkıntı. Yalan attı şu an, bir gördün mü ki işte? Camlar böyle yani. Gördün mü? Sen gözlük takmışsın mı? Sen bakıyorsun ki gel. Nasıl arada yayına falan. Volga, Volga geldi. Volga, Volga'yken kullanmış olabilir yani. En mutlu seni gördüm. Ya benim için çok zor burası. Siz, niye? Siz olsaydınız mesela çok daha eğlenceli olabilirdi. Ya. Anladım ki bize... Siz de olsaydınız. Hayır, Mustafa'yı iki verecektim, biri. Siz de olsaydınız. Her gün eşitlik yapıp iki mi verecektin Ece'cim? Hayır. O zaman kalkalım. Ay biz gidelim. Teşekkür ederim. Ben gidelim ya. Kendini ya. Ben ikinizin de iki haftadır bir verdiğini biliyorum sadece. Hayır. Bir mi? Bir kere bir verdik ya. Yok, iki hafta bir verdik. İki hafta. Geçen hafta da bir vermiştik. O zaman şimdi beş gider. Haftaya da bir vereceğiz. Şu anda ortalık işte. Ben öyle istemedim. Siz bana da iki vermiştiniz hatırlarsın. Tanıştığımız için zaten. Evet. Evet. Vardı. Biz tanışıyoruz. Yani artık birbirlerini tanıyorlar. Siz tanışıyor musunuz? Herhalde. Nasıl yani? Biz tanışıyoruz. Tanışıyoruz canım. Biz zaten iyi...
Aslında iyi. Figen'i tanıyoruz, Kemal'i tanıyoruz, Levo'yu tanıyoruz, iyi seni tanıyoruz. Aynen. Kimi tanımıyor? Berkantları mı tanıyor? Berkantlarla hiç yüz yüze tanımıyoruz. Yani hiç yüz yüze gelmedik. Biliyoruz ama. Yüz yüze. Ben kimseyi tanımıyordum. Furkan'la hiç gelmedik. Yani sadece hani yayıncı olduğunu biliyorum. Başka hiçbir hadi, selam ben de geri kalan herkesi biliyoruz işte, tabii ki de. O da çok korkunç. Eve gelirken kimseyi tanımadığını düşünmek de evet gördüm. Ya. Ya anlaşamazsın. O yüzden az çok seni şu an anlıyorum aynen. Ya çok korkutucu bir şey aslında. Onu niye anlıyorsun? Ben sen daha... bir Ferit'i sanıyordun değil mi? Ben hiç bilmiyorum. Sadece. Öyle mi? O yüzden senin için ama sen aşırı samimi bir kişisin şimdi. Ben aslında çok samimi. Yani anında samimi, yüz yılda evet, tanışıyormuşuz gibi yani. Yani. Çok uzun zaman önce kod 4 Heva... Çok sağ ol. İşte vay yalnız duyuldu mu? Ben onu tanımıyormuşum. Ferit beni gerçekten, tanıyormuş. Gerçekten ben onu tanıyordum. Ben o zamanlar ünlü değilim. Amat 2'den pro olmaya çalışan biriydim yani. Daha götüm kalkmadı. Evet. Eyvallah abi sağ ol. Sonra Kod 4 ünlü oldu bayağı bir ara. Adex'te şey turnuvaları falan oluyordu. Sen Heva formasıyla gidiyordun falan böyle. Orçunlar falan senden vardı. Senden daha önce Heva'daydın ya. Evet biliyorum. Sen benden daha önce ünlüydün aslında sektörde. Of ya. Of. Ben de takip ediyordum. Vay be kız oyuncu falan diyordum işte. Kod 4 oynuyor falan diyordum. Kaç yaşından bu yani mesela şey etmiş işte. Kaç sene önce bahsettin? 2006-2007. Bu 6-7 sene önce falan. Değil mi? Ama profesyonel oyunculuktan sonra nasıl bir yayın yaptın? Ben ondan sonra League of Legends patladı. Ben League of Legends patladığından beri varım. Yani bayağı. Ondan sonra. 5-6 sene var ya. Ben de eskiydi ama ben Twitch'te falan yani, yoktum. PUBG'de bir yani Twitch'te benden daha yeni. Var abi. Daha yeni. Var güzel. Sen daha arka... Hani herkesi tanıyan ama... Gaming komitesinin içindeyim. Evet, hani herkesi tanıyan ama hani daha çok hani arka... Adam göremiyor. Falan bilmiyor. Adam göremiyor. Kısımda olan hani direkt bir yeni adam var. Yerini soruyor. Buraları falan gider. Ben hala göremiyorum onu. Bakıyorum hala. Nerede bu? Tanıyormuş. Herkesin tanıdığı vardır ya sonradan. Ay online diyorum. Offline. Adex'te falan turnuvalar olur. Doğru. Ne bunlar küçük adı değil mi? Onlara gider. Şimdi kimisi bir arada aldı. Getirmedim. Getirmedim. Ben de diyorum ne acaba? Ya İpek aldı 500 tane. İpek var ya. Furkan çayın. Çayının popülerliğini biliyorum. Çayının popülerliğini biliyorum. Her gördüğümde görüyor zaten. Kaç tane herkes soruyor. Ama zaten ya o da neşeli aslında da. Ya onun doğasında öyle ya. Normalde de öyle takılan biri. Şekersiz değil mi? Çok iyi ya. Ölürsün. Ölürsün yani. Biraz ekstra atıyor. Siz öyle dedikçe. Biz size geliyorduk mesela hatırlamıyor musun? Evde yani böyle bir yerde oturup kendi haline takılıyordu falan böyle bazen yani. Gerçi evet. Yani bir de ama burada ekstra da bir şey oldu. Hani chatte sakin, sessiz, yoksun, moksun deyince ben üstüne geldim. Daha yani. Da öyle olmaya şey başladım. Oluyor, yapışmaya başlıyor yavaş evet. Yavaş. Aynen. Ve öyle oluyorsun. Olmayacağım varsa da olmayacağım yani. Artık sessiz sakin. Ama kabul etmiyorum. Ben de çok enerji bir insanım. Neydi lan? Biz de kabul etmiyoruz. Sen de benim gibi. Büyük ihtimal. Ben de enerjiyim. Her organizasyon içinde olamam. Hani. Evet evet. Büyük ihtimal aynı olurduk. Büyük sen biraz daha ekstravertsin, sen daha hareketli olsun. Nur biraz ben daha aynen. Konuşkan. Ben direkt girişkenim çünkü. Kaynarım yani. Ben de biraz Berkan. Daha çekingen, yani böyle çabuk kızaran falan. Sen tanıyorsun yani. Aynen. Nur biraz daha girişken ama aynı olurduk. Ece ve Teras da ağlıyorlardı. Şey, kamera... Ece de boş. Son iki gün kaldı filan. Buraya dayan diye böyle birbirimize dayan kardeşi. Odada da rakı içiyorlar. Oraya kamera tam... Öyle olur şey, gel buraya. Böyle gel bebeğim. Kediler nerede bu arada? Hiç onları odalarda. Kediler genelde odalarda. Neden? Sabah kaçmıştı ya. Ha Casper saldırıyor mu? Kim o? Casper saldırmıyor. Casper'dan, oynamaya çalışıyor ki. Casper'a bir şey yapacaklarından korktuğumuz için. Gözünü falan çıkartır tabii. Evet. Kız çok mutlu. Abi bütün hayvanlar içeride bir Casper dışarıda. İyisin ha. Çünkü sakin hayvan hiçbir kimseye zararı yok yani. Çok kolay yiyor en fazla. Bak Casper bizim kendilere zararı var. Üzerine işer diye ben çıkarmam. Şey bile. Kim üzerine işer? Casper. Casper niye üzerine işesin oğlum kedinin? Böyle bir şey onu Ceko yapıyordu biliyorsun değil mi? Casper değil. Bizim odaya bizim odaya gelir ya arada Casper diyor. Durmuyor. Tabii havlıyor ama. Her gelene havlıyor yani. Şey yapıyor ya, koku bırakıyor ya. Sanki kızlara havlamıyor. Ya yok canım. Üzerine nasıl? Sen de o konuda. Erkek mi? Ay onu ama tanışmak istiyorum. Pantolonla sıçtı. Çünkü sizinki Golden değil, Labrador galiba değil mi? Golden, tazı kırması benim. Tazı kırması değil mi? Direkt Golden değil. Ay bir tanışmak istiyorum onunla. Aslında şu an rahatlıkla tanışabilirsin de Ferit'i ısırabilirim. Sevmiyor mu seni? Dün beni ısırma şeyinden döndü. Ya biraz ısırdı da şey oldu. Neden? Ya dün şakalaşıyorduk. El kol yap biri birine evde ha. Ani böyle el kol yaptığı zaman. Korumacı. Biz Kemal'le yan yana duruyorduk. Ulan falan yaptım şöyle yaptım bir böyle hafiften. Direkt böyle yardırdı bana. Hı diye geldi. Tabii direkt. Tabii direkt havlayarak geldi ve şuramı böyle hafif böyle dokunuyor. Son anda çektim böyle kapacaktı yoksa yani. Ben mi diyorsa uyarma. Hiç kapmadı bugüne kadar da bu evde bir şeyler oldu. Aynen. Ama 6 yaşında 6 yıl burada. Ya benle birlikte 6 yıldır. Ama strese girmiştir ama farklı bir yere. Çok ne kadar patlasan 6 hayvan insan görmemiştir yani abi. Bir de onda şey var ya. Yani. Bizim kediler görmüyor mesela. Ben Antalya'ya gittim o. Ben Ceko'yla Antalya'ya gittim.
Şirince köyde kaldım bir sürü insan etrafında. Şirince köyünde dükkanda duruyordu. Hani gelen çıkan full müşteri girip çıkıyordu içeriye. Bir kişiye bile böyle bir şey yapmadı. Bu evde sadece. Ama tamamen her düzeni çok hareketli herkes. Evet. Tamamen korumacı. Evi gibi görmeye başlıyor ya bir yerden sonra. Evet, korumacılığı. Ve şey yapmaya başlıyor yani. Burası benim bölgem. Tabii. Adam olan hani moduna geçiyor. O bir de neden biliyor musun? İlk günde biz en son girdik ya odaya. Biz ilk girseydik mesela gelen herkese havlayacaktı ama biz misafiriz diye. Bak mesela onu bile düşünmedik yani. Onun şans eseri biz son girdik. Yoksa ama ilk girseniz herkese... İsim sırasına göre L en sonuydu. Kemal de şeydi. İsim sırasıyla girdiniz. Sürprizdi. O yüzden... Ama tam tersi olsaydı gerçekten... Sürpriz miydi gerçekten? Biz de falan çıkardık. Peki inanmıyorum. O ilk gün çok kötü olurdu. Peki başka köpeklerle falan kalıyor muydu daha önce? Kespur'la takılıyorlar yani bayağı hiçbir şey. Kespur'a hiçbir şey yapmıyor. Evet araları iyi. Zaten hani her köpekle iyi anlaşacak. Tipe bak. Bir de var sürpriz. Kediyle de iyi. Ama şey be Kaos'la bile münakaşaya girmiş. Bu arada şeymiş. Benim köpeğimle de Kaos aşı evet, olmuş. İşte bilen üzerlerine işiyorlardı bir zamanlar. Kespur, Dexter, Dexter, Kespur'a işiyordu. Çok tehlikeli oldu. Sakin misin? Birbirlerini düdüklemeye çalıştılar. Tam yeni aşı olmuş. Bir yeni aşı olmuş o yüzden biraz daha arkaya geçiyor. Bir arkaya geçiyor. Kespur biraz yavaş ya. Sedat abi de övünüyor gibi anlatıyor. Geçen Tangal'ın yüzünü falan bunu anlatıyoruz yani. Böyle burnunu falan aldı. Çok sakin. Nasıl hayvan abi ya? Adam şu kadarcık bir tip. Hayır, ya. Böyle bir şey gibi hani yürüyemiyor, kapsaydı bırakmazdı abi. Yürüyemiyor, öyle dengesini kaybediyor. Bu kadar küçük yani. Kesper'le Dexter'ın birbirini düdüklemeye çalışması. Evet, Kesper burada neler yapıyor biliyor musun? Cephe. Yapıyor mu? Onu yapıyor. Çok koca koyuyor. Ben Kesper'ın gay olduğundan şüpheleniyorum. Ben de Dexter'ın işte. O yüzden bir Kesper arkaya geçiyordu, bir Dexter arkaya geçiyordu. Birbirlerinin bir de Kesper böyle ağır bir hayvan. Kalkamıyor, çıkamıyor yazık. Sırayla falan. Dexter arkasına geçmişti. Devam ediyordu kıyamam. Kesper eşcinsel olabilir ya. Ama hiç erkek... Erkek köpeklerde oluyor ama. Tanıştı mı? Biz çevirse yapardım. Belki herkes erkek tanıyor. Hiç yok, şimdi. Göstermedim. Harbi. Bekle tanıştıralım. Tamam. Seninkini bir düdüklesin. Ya 5 aylık ya. Kendine gelsin. Tamam, ama şu an taşakları yok. Ama beni biliyorsun. Kanka kesildi. Belki düdükleyemez bu arada. Ama yine de düdük. Belki düdükleyemez. Kangal. Büyük yani aynen. Bayağı bacağına falan gelir. Kız dişi mi? Dişi. Daha 5 aylık bu arada. Evde mi? Kangal. Barınaktan sarkan kangal diye çıktı. Bahçe var. Ne çıkacağını bilmiyordu. Ne çıkacağını bilmiyordu. Böyle geziyor evde bir de. Bayağı hayır, şimdi işte 6 ay olacak. Ya bayağı iyi. Ayak iki eliyle ya. Çıktığında iki eli buramda. Evde mi bakıyorsun? Evde. Ben telefonumu nereye? Barınaktan sahiplendim. Hani en eziğini seçtim. Böyle çok küçüktü falan. Sonra veterinerle en eziğini seçtim. Herkesine falan basıyorlar. 6 ay sonra bu. En piçini çekmişti. Barınakta 8 tanesi var bir arada kalıyor. Bu en küçük bir aylıktı. Üstüne falan basıyorlar. Üstüne falan basıyorlardı. Yani onu aldım. Aldım kucağa çıktım. Yani 2+1 çok bir şey büyük değil yani. Barınakta sahiplendirmek için belli bir prosedür var mı hani öncesinde? Ya, kimlik şey veriyorsun. Ben bir de tanıdık Ataşehir Barınağı'ndan sahiplendim. Tanıyordum. Hani bir orada aynen. Tanıdık vesilesiyle gittim ama onun dışında kimlik şey verip imzalaman gereken şeyler var. Yani uzun bir süreç mi o? Uzun bir süre yok direkt alıyorsun çıkıyorsun. Bir günde halledebiliyor musun? Bir günde hallediyorsun ama aynen. Ben tanıdığım için mi bilmiyorum. Düşünüyorum. Ya bir de gidince ya benim zaten... kedim var. Köpeğe bakamam diye düşünüyordum. Çünkü köpek çok büyük bir sorumluluk yani evet. Çıkıp gezin. Ama baktım siz yani gayet bakıyorsunuz. Ya bakıyorum. Benim bir kedim bir köpeğim ama var bu arada. Biz evde. Burada bakıyoruz. Yani evde ben şu an sabah çıkıyorum akşam çıkartıyoruz. Evde öyle çıkartamıyorum. Tabii. Apartman dairesi çünkü. Ama pede işiyor kesin. Ya burada bahçem var hemen iniyorsun bahçe zaten. Tamam işte ben onu üşeniyorum. Hani mesela ben kalkamam bilgisayarın başından. Evet işte. Üşenirim. Ben öyleyim işte. Hayvanı gezdirmeye götüremem falan pede diyorum. Pede işiyor. Ya onun için küçük bir hasta altı bezleri var ya böyle bebeklerin falan. Aynen Kesper'da öyle. Aynen Kesper'da öyle onu koyuyorsun eğer çıkartamazsan oraya işiyor. Ama işte büyük bir kolunca olmaz. Ya yani günde mutlaka bir kere lazım. Zaten çıkartman tabii. Lazım. Yani tırnaklarının törpülenmesi lazım. Enerjisini atması lazım. Yoksa parçalamaya başladı. Morali bozulmaya başladı dedi. Tabii canım. İşte o yüzden almıyordum köpek ama yapabilirim gibi geliyor artık. Hani gezdirebilirim. Şey oluyor bu arada onu çıkartmaya başladığın için sen de aktif bir insan oluyorsun. Tabii canım. Onu işi olarak görüyorsun zaten artık. Hani yani gibi çıkarmam lazım diye düşündüğün için çıkarıyorsun zaten sonra yani. Aynen. Kedi kendi kendine bakıyor. Kendi kedi tabii canım. Kedi çok kolay yani. Hani. İki haftadır bir haftadır. Aynen öyle. Sürekli bir de kedi sevgi galiba istemiyor. Bizim günlük değiştirmezsek. Ne yapıyor bilmiyorum. Bizim kedi mi çok büyük ya? Neden öyle? Bizim kedi çok büyük ya. İpekler bizim kedi bayağı kedisi. Günlük değiştirmezsen yok oluyor yani kumu böyle. Hadi ya ben bir haftada bir değiştiriyorum. Bazen iki haftada bir. Kakaları alıyorum. Aynen ben de öyle. İki kumu değiştirmeden. Seninki ama yavru daha. Yavru daha doğru. Sen büyüyünce bir bakalım ne olacak nasıl bir şey. Senin kedinin boyutlar ne alemde?
Benim kedim kediye benziyor, biraz daha küçüğü. Benim kedim kediye benziyor. Ben sonradan anladım. Kedinin ismi kedi. Kediyi de sonradan hatırladım. Bizim kedi kediye benziyor. Ben de anladım. Ama düşünebilirsin ya. Bir de hani barınağa girince şeyi görünce, orada bir sürü görüyorsun. Hani işte o şey olmuyor mu ya? Ya iki tane alıp falan çıkmayı, tabii iki tane alıp çıkmayı düşündüm ki şimdi de Golden sahipleneceğim. Hani bir de ben sokak köpekleri bundan önce de baktım. Hani sokaktan bir tane araba çarpmış sahiplendi. Ben de barınaktan bir tane askiye baktım 2 sene boyunca. Ama yani çok ayrı oluyor bir de. Hani onun şeyiyle hissediyorsun. Ha, hayat kurtardım gibi düşünme şeyi de çok farklı yani. Hastanede yaptığım dönemde babama bıraktım. Şirince karıştırıyorum. Orada kalmaya devam ettim. Hala orada. Takılıyor. En üstü yani. Çok ayrı bir his. Yani o yüzden. Canım. Ama kanga alışkanlığı o da var. Alırken bir sormak gerekiyor. Kanga alışkanlığı diyor yani. Sen ne ne diye aldın? Ya en eziğini aldım. En küçüktü. Bir aylık. Bütün diğer yavrular üstüne falan basıyordu. Ufacıktı yani. Ufacıktı. Hani yaşayamaz çok diye düşündüm. Onu aldım, sonra kanga aldım. Orada hayatta yani kalması zor olanlar. En yani hani öyle düşün. Çünkü yoksa seçemiyorsun. Hepsi senin yalıyor elini. İşte hepsi bir güzel. Benal aynen. Hani şey diye düşündüm. Hani en acaba hayatta kalması zor olan kim olabilir falan diye düşündüm. Çok cins köpek var mı? Çok. Çok. Hadi ya. Çok. Ama yavru hani yok. Bir de o kadar, evet yavru görmedim, büyük köpekler de ya inanamazsın. Küçük kalıyorlar. Husky de bir göz benzeri, bir gözü maviler. Şey yapıyorlardı. Şey yapıyorlar. Tabii tabii ayırıyorlar. Bakılmıyor. Cins diye zamanında parayla vermiş almış. Aynen. Atıyor, o kadar güzel büyük köpekler var ki. Tabii canım bildiğin çok var. Ama insanlar büyük köpek almak istemiyor değil mi? Daha çok yani yavru almak ama aslında şey diyorlar, 6 aylıktan büyük almak daha iyi diyorlar. Hani eve alışması, işte o İlk dönem bir zorluğu var ya, mesela bir aylık tabii, bir aylık çok zor gerçekten yani çok zor. Bir yaşına kadar bence konun işte o kadar çok sene şey parçaladığı... Ayakkabı işte, daha dün ayakkabım ya bak, mouse kablolarım, klavye kablolarım full gidiyordu. Her şey. İnternet kablom gidiyordu, ayakkabılarım gidiyordu. Çok kötü. Bir de koltuk var ya evde. Koltuğu yiyor. Koltuk ortasından yarık böyle. İşten eve bir geliyorum, ikiye bölmüş koltuğu böyle. Yani böyle duvarı mı yedi ya, duvarı yedi. Duvarda şöyle bir göçüktü falan. Duvar yiyor falan hani. Bir yaşına kadar çok zorlandı. Çok niye? Zor diş yani. Diş kaşınmayı herhalde. Diş kaşınmayı. Evet, dişleri evet, evet. Elime düştü bir dişi falan. Hani bebek gibi bildiğiniz dişi. Tuvalet eğitimi falan var. Aylarca evde hala vermeyeceksin sürekli. Dişi düştü. Ben ağzı kanıyor. Benim kendi kedimin dişlerini saklıyorum. Düşen dişleri. Saklıyorum. Valla saklıyorum. Benim kedim yutuyor herhalde. Bir tanesi. Ben bir tanesini bulamadım. Elime düştü o da ama duruyor. Benim iki tanesi düştü. Bir tanesini saklayabildim. Ne ben diye büyük ihtimalle yuttu. Hani tuvaletinden çıktı fark etmedim falan. Yani o kakasını yiyor. Vay yani çok zor. Şuradaki tabii dışarı ya. Çok zor. Bunlar düşüyor altından yeri çıkıyor. Ama ben de Dexter'da da gördüm. Onu görmüyorsun. Alttan yeri çıkıyor. Çünkü ittiriyor görmüyorsun. Çünkü böyle zaten biraz şey gibi oluyor. Hani hayvan deri değiştirir ya onun gibi bir diş oluyor. Biz... Ucunda minik bir diş oluyor. Diğer minicik, tarafları gerçekten... şey böyle... Biz bir gün yırtılabilir uyuyoruz, bir şey oluyor. Küçücük dişleri var, kalkıyoruz koskocaman kaplan bir dişleri çıkmış. Şöyle bizimkinin dişleri. Diş düşüyor. Ve gerçekten yarısı var abi. Evet. Çok acayip. Koskocaman. Bize insanlarda biliyorsun ön diş dışarı o bayağı 3 ay falan yok. Tabii 3 ay ön dişin yoktur falan. Onlar da ertesi gün yarısı iyi çıkmış dişi. En çok da fotoğraf o dönem çekilir böyle. Ay tabii canım. Okulda başladığın gün. Sonra misafirlikle gösterilir falan. Birinci sınıfa başladığın zaman o diş yoktur anladın mı yani? O odur yani. Hadi her tarafa baktın dişini saklayan gülüşünü saklayan. Vardır Cey. Okulun ilk günü yok vardır o diş yani. Herkesin yok anladın Türkiye'de mı? Türkiye'de dişi yastığının yastığın altına koyarım. Benim çocukken yapmışlar. Para, para damağı. Aile para bırakırdı. Benim valla yastığın altına koyarlardı uyurken. Hı. Heyecanlanırdım böyle. Sabah bir bakardım işte. Ya para ya çikolata falan koyarlardı. Aynen, aynen. 50 kuruş verir. Benimkini damağı atarlar. Ya attım şu parayı hatırlamıyorum da. Damağı atılmış. Bir de sonra böyle şeye bakarım. Gökyüzüne bakarmışsın. Alakan paraları yok daha benim. Bizde şey seni kandırıyorlarmış. Aynen. Kandırıyorlarmış. Attık onu gelecek o. Yani. Aynen aynen. Geldi bak şu an geldi. 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 Buradan yayıncı olmak isteyen arkadaş. Yayıncıymış ya. O şey değil miydi ya okulun falan. Hayır o göbek bağlı. Aha onu diyecektim göbek bağlı. Aa, o muydu? Üniversiteye gömme. Lisede şeyde gömüyorlar değil mi? Göbeklerimin şey arasından birimde bir şey buldum. İğrenç. Göbek bağı. Annemlere sordum bu ne diye. Göbek bağımı kitaplarının arasında koymuşlar. Bir de ona şey de inanılır. Göbek bağına aslında başka biri eline alırsa da uğursuzluk falan diye düşünülür. Ama bildiğin mesela millet Boğaziçi'nin şeyini falan gömerdi. Kimler dokundu ona? Boğaziçi'nin dokusun falan. Mesela çocuğunun nasıl olmasını istersen zeki olmamı istemişler. Göbek bağına koymuşlar. Ansiklopedi yani, ansiklopedinin içine koymuşlar. Sonra fail olmuş o. Böyle olmuş sonra. Sonra böyle olmuş. İyi akşamlar.
Ama var öyle bir de işte dediğim gibi biri elini alırsa şanssızlıkmış yani. Ha. Öyle kırk kırk şeyler var yani. Ama diş muhabbeti güzeldi. Çünkü çikolata veya para alıyordun hani. Oydu yani de işte Ferit şey, o ne? Şey lootbox mu geldi? Lootbox mu geldi? PUBG lootbox geldi. Airdrop düştü abi. Airdrop. Ay her şeyi önceden bilmek ne güzelmiş. Siz biliyor musunuz?